TRT 1 ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Metin Soysal Bozdağ'ın haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada yine gündemi değerlendireceğiz ve haftayı özetleyeceğiz. Bugün Afganistan'a dair son güncel gelişmeleri ele alacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları, Türkiye-Afganistan ilişkileri, Afganistan'ın geleceği ve DAEŞ-Horasan terör örgütünün faaliyetleri. Evet sayın seyirciler, Afganistan'a dair son güncel gelişmeleri konuşacağız efendim ve hiç vakit kaybetmeden sizlere konuklarımı takdim etmek istiyorum. GASAM Başkanı Cemal Demir, hoş geldiniz efendim. Ve programımıza bağlantıyla katkı sağlayacak olan İbni Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Talha Köse, merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Umut Başar, merhaba, siz de hoş geldiniz. Merhabalar Betül Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Sayın Demir, sizinle başlayalım. Afganistan'da istikrar sağlanabilmiş değil, bir hükümet kurulmuş değil. Bununla birlikte yoğun bir haber akışı var Afganistan'a dair. Baktığımız zaman bugün bir ev hedef alınarak vuruldu. Bir çocuk hayatını kaybetti, 3 yaralı var. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ'e yönelik bir operasyonu var. Bir aracı hedef aldılar. Ve Türkiye'ye baktığımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Bosna dönüşü, uçakta yapmış olduğu açıklamalar gündem oldu. Ben de hemen aktarmak isterim ve sizin yorumunuzu bu açıklamalar üzerine almak isterim efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Türk Büyükelçiliği hakkında şu açıklamayı yaptı. Tüm ihtimallere karşı gerekli alternatif planlarımızı hazır tutuyoruz. Personelimizin güvenliği önceliğimizdir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte Afganistan'daki son gelişmelere dair Sayın Cumhurbaşkanı şu açıklamaları yaptı. Türkiye olarak bizim derdimiz şu: Afganistan süratle toparlanmalıdır. Artık Afgan halkı bu kadar yükü çekemez. Ortada 40 milyona yakın bir nüfus var, devasa bir ülke var. Biz Afganistan'ın birliğine, beraberliğine her türlü desteği vermeye hazırız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ve Taliban hakkında da şunları söyledi. Bir defa kesinlikle Taliban'ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir? Bunu göreceğiz. Açıklamasını yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Taliban noktasında bir muğlaklık var ve Sayın Cumhurbaşkanı da buna vurgu yaptı. Biraz bekleyip göreceğiz sanırım. Sizin yorumunuz nedir efendim? Türkiye-Afganistan ilişkileri nasıl seyredecek? Cumhurbaşkanımızın Afganistan'a yapmış olduğu çağrı çok önemli, yerinde bir çağrı. Çünkü bizim medeni ve gönül coğrafyamızın başladığı bir ülke Afganistan. Bundan dolayı tarihten, tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu, bildiğiniz gibi Mevlana Afganistanlı Behçeli'nden şu an Konya'da metundur. Onun için Cumhurbaşkanımızın Afganistan'ın yeniden inşası, istikrarın sağlanması, güvenliğin tekrardan inşa edilmesi noktasındaki bu çağrı gerçekten muhataplar için önemli bir çağrı olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki Afganistan'daki şu anki yeni dönem, yeni yönetimde bu çağrıyı anlayacaklardır. Ve bu çağrının karşılığında da Cumhurbaşkanımızın da işaret buyurduğu gibi Taliban'ın artık biliyoruz ki Taliban bu ikinci dönemi, yani bir evet. 1996-2000 yıl arasındaki bir yönetim dönemi vardı. Gerçekten bu dönem hem uluslararası hem de İslam coğrafyası için acı bir tecrübeydi. İnşallah bu dönemde onlar da kendilerini tecrübe kazandıklarını, işte bu 2001'den 2021 yılına kadar işte bu dönemde kendilerini yetiştirdiklerini ve tarihten ders aldıklarını gibi ifadeleri var. Bunlar önemli. Tabii biz kişilerin niyet okumasından değil ama biz Afganistan'dan, yani Taliban'dan gizli ajandanın olmayacağını, kendilerini hem kendi halkına net bir şekilde ifade etmeleri ve uluslararası dünyada kendilerini tanıtma açısından daha berrak, daha anlaşılır bir şekilde kendilerini ifade etmesi ve bunu da pratik hayata
geçirmeleri gerekiyor. Evet. Pratiğe ne dökecekler? Biraz bunu bekliyoruz. Buna bakacağız, öyle değil mi? Tabii ki. Yani fiiliyat önemli. Yani söylem önemli fakat pratik daha da önemli tabii, bu noktada. Sahadaki faaliyetleri, sahadaki icraatlarına bakılacaktır. Hı hı. Bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii Taliban için de çok zor. Neden derseniz Afganistan 2001 yılından 2021 yılına kadar bir iç çatışma, bir işgal süreci başladı. Bir de tabii Taliban'a karşı birçok şu an örgütler var. Bir de geçmiş dönem yani merkezi hükümetin de aynı zamanda karşı tavırlı var. Bundan dolayı da belki Afganistan'daki sahadaki bazı olayların Taliban'ın dışında da gelişmeler olabilir. Onun için acele etmeden, karar vermeden olayın araştırılarak gerçekten bunun bir Taliban'ın yaptığı olaylar mıdır veya Taliban'ın planladığı olaylar mı diye bakmak lazım. Aslında dünyaya bir fırsat, hasreten bölge ülkelerine bir fırsat diye düşünüyorum. Çünkü artık Afganistan'da gözyaşın ve kanın akması yani 40 yıldır bu Afganlı halkı için yeter ve fazla. Evet. Bundan dolayı da bölgesel ülkelere bir bu savaşın ve bu gözyaşın ve barışın sağlanmasına büyük inisiyatif düşüyor. Yani bölgesel ülkeler dediğimizde başta Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan, bu ülkeler, aynı zamanda Hindistan. Artık bu bölge ülkeleri de, eğer bir bölge ülkeleri bu dönemde Afganistan'da barışın sağlanmasında inisiyatif alamazsa gerçekten büyük bir fırsatı kaçırmış olacak ve belki de Afganistan'daki derinleşen bu kargaşa kendi ülkelerinde de sıçrayacak. Evet, yani bölge ülkelerinin katkısı ve desteği olması gerekir çok diyorsunuz, önemli, öyle mi? Çok önemli. Yani bölge ülkelerinin de şunu artık anlamaları lazım. Artık bu bölgede herhangi bir kargaşadan kim kazançlı çıkıyor? Bunu kendilerine sormaları lazım. Ve bölge ülkeleri de ben siyaseti değil veya ben çıkarı değil, bölgesinin çıkarları daha hangisi daha iyi düşüncesiyle veya halkların, bölge halkının menfaatine hangisi diye düşünerek ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Her ülke kendi menfaatleri üzerinden Afganistan'a müdahale ettiği zaman bu kargaşa daha da derinleşecektir. Evet. Bundan dolayı bölge ülkelerinin Afganistan'daki sağlanacak bu istikrarda çok önemi var. Ve Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu şekilde Türkiye'nin de üzerine düşen birçok görev. Belki Türkiye'nin tecrübesi ve bu ülkelerle yapılabilecek koordinasyonda Afganistan'ın istikrarı sağlanmasında bir şeyi var, şansı var. Bizim kendi bürokrasimiz veya kendi yöneticilerimiz de bu bölge ülkelerinin yöneticileriyle iletişime geçerek burada onları dostani uyarılarla, çünkü buradaki huzursuzluğun hem bölgeye hem kendi ülkelerine hem de uluslararası bir probleme dönüşünü bugün görüyoruz, evet, yaşıyoruz. Evet. Yani gözümüzü kulağımızı kapatarak ya komşuda olan bir sorunun bize, benim ülkeme herhangi bir zararı yok diye diyemeyiz. Maalesef bunu yaşıyoruz. Evet, dolaylı olarak bir şekilde etkiliyor pek çok tabii şey, birbirini tetikliyor. Tetikliyor. Yani bunu göçle söyleyebiliriz. Pek çok unsur. Tabii ki aynı zamanda burada Pakistan'a çok daha rol düşünüyor. Çünkü Pakistan Taliban'la olan bir tarihten gelen bugüne gelen bir aralarında diyalog var, bir ilişki var. Aynı zamanda bu tersi de tepebilir. Yani tersi dediğim, Pakistan'da da bir Pakistan Talibanı var. Yani devletiyle uyuşmayan bir yapı var. Hı hı. Bu bölgede baktığımızda gerçekten bir istihbarat savaşlarının olduğu,
vekalet savaşlarının olduğu Afganistan'da görmekteyiz. Biz Afganlılarla konuştuğumuzda şunu diyor, bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. Evet. Yani böyle bir artık şey var, kendi halkının da artık bu savaşı kabul etmediğini, artık bölge ülkelerin veya küresel güçlerin artık kendi üzerinden emellerini kaldırmalarını, evet, artık biz bu coğrafyamızda barış içinde yaşamak istiyoruz dendi. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Yani Taliban'ın kısa zamanda Kabil'e ulaşmasından anlayabiliriz. Yani burada, sosyolojik bir mesaj da var diyorsunuz, tabii, öyle mi? Evet, yani biz Amerika'nın raporlarını veya Amerika Başbakanı'nın Biden'ın açıklamalarını gördüğünde kısa zamanda Kabil'e gireceklerini düşünmüyorduk. Evet. Diye. Hatta istihbaratın da 6 ay gibi bir süreleri vardı. Ama burada ne sebep oldu? Sebep toplum artık savaş yılgınlığından dolayı, evet, bitkinliğinden dolayı artık kim gelirse gelsin yeter ki burada bir istikrar, bir güven sağlansın. Evet. Biz bir yaşayacak bir alan bulalım meselesinden artık kimin yönettiğine bakmıyor. Ben burada yaşayabileyim. Evet. Ona bakıyor. Hakikaten halk 40 senedir savaşın içerisinde, savaşın odağında bir ülke var. Halk savaştan bıkmış. Halk gerçekten çok fakir. Kendi zenginliklerini kullanamayan bir ülke ne yazık ki. Dolayısıyla özgür, bağımsız, mutedil, kapsayıcı, kuşatıcı bir anlayışa ihtiyacı var. Dileriz bu yönde bir istikrar yakalayabilir, böyle bir şansı yakalayabilir dileriz ki. Sayın Hocam, sizinle birazdan özellikle Diyarş Horasan terör örgütünü de konuşacağız. Taliban'ı yeteri kadar katı bulmayan ve eleştiren bir terör örgütü. Bunu da birazdan sizinle konuşacağız. Evet. Biraz da Diyarş Horasan terör örgütünü konuşalım Sayın Demir. Geçtiğimiz günlerde bir patlama yaşandı Kabil Havalimanı'nın dış alanında ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyı Diyarş Horasan üstlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarş'la alakalı bir açıklaması var. Şöyle dedi Sayın Cumhurbaşkanı, Diyarş'a karşı dünyada kararlı mücadele eden tek ülke vardır, o da Türkiye'dir dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Malumunuz Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik Diyarş'a karşı sınır ötesinde ve sınır içinde de pek çok operasyon yapıldı, yapılmaya devam ediyor Diyarş'la mücadele kapsamında. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri söz konusu olduğunda da şu açıklamayı yaptı. Acaba onlar dünyanın neresinde Diyarş'la mücadele vermişler? Eğer bunları bitirmiş olsalardı Irak'takileri bitirirlerdi. Irak'ta bile halledemediler. Bu mücadele şu anda hala devam ediyor. Temennim odur ki şu anda Biden yönetimi Amerika'nın bıraktığı yerden böyle bir yaklaşımı devam ettirsin ve Diyarş Horasan'ı halletsinler. Çünkü artık önümüzde şimdi Diyarş Horasan diye bir şey çıktı. Onlarla bu mücadeleyi sürdürelim. Biz de onlarla beraber adım atarız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim Diyarş Horasan gündemde, Afganistan'ın gündeminde. Bununla birlikte Afganistan, Taliban ve Diyarş Horasan dediğimiz zaman nasıl bir projeksiyon ortaya koyacaksınız? Yani Daesh'i 2011 yılında biz kendi sınırlarımıza yakın Suriye'de ve Irak'ta ilk duyduk. Aslında daha öncesine baktığımızda Daesh El-Kaide'nin devamı olarak dünyaya lanse edildi. Yani bu El-Kaide'nin zaten uluslararası cihadist bir yapının yapılanmasının sonrasında ilk Afganistan'da zaten ortaya çıkmıştı El-Kaide. Lideri de malum Usame bin Laden'di. Tabii El-Kaide'nin marka değeri düşünce bir yeni farklı bir şey çıkardı. O da Daesh'ti. O da işte ilk 2011 yıllarında Suriye ve Irak'ta meydana geldi. Tabii biraz bunu sorgulamamız gerekiyor. Yani bu Daesh kim çıkardı? Kim organize etti? Nasıl bir şey ki bu Daesh'in dünyanın birçok ülkesinden yabancı savaşçıları bir anda bir bölgeye getirilebiliyor? Yani bunu sorgulamak gerekiyor. Aslında bu Daesh veya El-Kaide bizim ne medeni coğrafyamızda ne de tarihi coğrafyamızda yabancı bir örgüt. Bunu bizatihi küresel güçlerin koordine ettiğini düşünüyoruz. Neden derseniz bu insanların koordine etmek bir maliyet, bunların yaşamını sürdürmesi bir maliyet
ve bunlara silah temini nasıl oluyor? Yani bunlar sorulması lazım. Ben Cumhurbaşkanımızın ifadelerine katılıyorum. Gerçekten Türkiye DAEŞ'le mücadele edilen ilk ülke yani. Tabii daha sonra ne çıkarıldı? DAEŞ'in diğer bir formatı DAEŞ Horasan diye. Nedir? Kimdir diğer DAEŞ Horasan? Horasan biz 2015 yılında kurulduğunu kendileri de ilan etti. DAEŞ Horasan Pakistan'daki Pakistan Taliban'ın ve Afganistan'daki ona DAEŞ'e bağlılık duyan kişilerin bir araya gelerek 2015 yılında kurulduğu tespit ediliyor. Bildiğiniz gibi Suriye ve Bağdadi'ye bağlılığını oradan şey yapıyorlar. Bunların amacı şu, küresel bir halifelik şeyindeler, ideallerinde. Biz dünyanın her tarafında savaşacağız ve biz dünyada dünya halifesi kuracağız ve biz onu tabi olacağız diye. Horasan aslında baktığımızda bir medeniyet bölgesi. Yani tarihte yaşanılmış birçok hem tarihi birçok gelişmelerin olduğu, kültürün yaşandığı bir evet. bölge. Horasan dediğimizde hangi ülkeleri şu an ilgilendirici coğrafya olarak? Afganistan, İran'ın bir kısmı, Tacikistan'ın bir kısmı, Özbekistan'ın bir kısmı ve bu bölgeyi ilgilendiriyor. Tabii bunlar istihbarati bir örgütlenme diye düşünüyoruz. Çünkü siz bir örgütü finansman olarak, lojistik olarak desteklenmediği zaman bunlar hayat bulamaz. Yani biraz bunun şeyine irdelemek gerekiyor. Bunların idealine işte Taliban'la son anda bazı konularda anlaşamadılar. İşte siz... Taliban'ı ılımlı buluyor. Yani Taliban şununla şey yapıyor, çok daha katı bir politika ortaya koymasını evet. istiyor, öyle değil mi? Şununla eleştiriyor. Şubat 2020'de siz gittiniz, Amerika ile kafir olan bir devlette anlaştınız. Burada bir kırılma noktası başlıyor. Bunu kabul etmiyorlar. Şimdi Taliban, şu bir gerçek, Afganlı'nın kendisi içinden oluşturduğu bir direniş grubu. Aslında kurucuları Molla Ömer. Bunlar aslında ilk kuruluşu 1992 yılları zannediyorum engelliler diye kuruluyor. Gerçekten de bu kuruluş kuran hepsi engelli. Bazısının ayağı yok, gözü yok. Bu şekilde şey yapıyor. Birçok sıkıntı, o detaya girmek istemiyorum. Tabii Horasan DAEŞ'le ne hedeflenmek istiyor onu sormak lazım. Toparlarsak hocam. Evet. Şimdi son anda... Amerika'nın ve müttefiklerin şeyden çıkmasıyla, Afganistan'dan çıkmasıyla işte birkaç gün önce Kabil Havalimanı'nın yakınında bir şey yapıldılar. Patlama gerçekleştirdiler. Ve Amerika ve İngiltere istihbaratının da bir patlama olacağını, daha önceden DAEŞ'in böyle bir şey organize edeceğini duyurdular. Şimdi bu ihbarı aldığınız halde neden önlem alınmadı? Taliban da zaten bir açıklama yaptı. Bizim güvenlik alanımıza değil, Amerika'nın kendi sorumlu alanında bu olay patladı diye. Buradan görünen fotoğraflar var, bir de görünmeyen fotoğraflar var. Görünen fotoğraf nedir? DAEŞ'in gelip orada bir intihar eylemi yapması ve yüzlerce insanın orada evet. ölmesi ve birçok yüzlerce insanın da yaralanması var. Burada belki Amerika şunu da ifade ediyor. Diyor ki ben 20 yıl burada kaldım hem bölge ülkelerine hem küresel ülkelere. Bak benim burada ne kadar önemli görevler yaptığımı güvenlik açısından. Bak şimdi ben gidiyorum, daha sonra
giderken bak DAEŞ, Horasan ve buna benzer örgütlerin güvenlik noktasında bu bölgeye rahat vermeyeceği bir mesajı da yatıyor burada. Çünkü istihbaratlar alınıyor ama önlem noktasında herhangi bir işlem yapılmıyor. Sanki bu işlem olsun, yani intihar patlamaları olsun ve ondan sonra biz bölgeye olan şeyi riskleri görülsün gibi perde bir... Perde arkasında başka planlar da olabilir diyorsunuz. Planlar var. Burada Horasan'la zaten Afganistan'ın komşu ülkeleri bir kere tehdit edilmiş oluyor. Böyle bir örgüt olduğunu. İşte biz bu zamana kadar bu örgütü neden son anda bu örgüt daha aktif oldu? Uyanan hücreler. Yani biliniyordu. Daha sonra bugün de bir açıklama yapıldı Amerika'nın. Denildi ki işte biz havadan örgütün 24 saat ile 36 saat arasında tekrar bombalamaların, intiharların olacağı Amerika tarafından, bizatihi Biden tarafından söylendi. Yani şunu sormak lazım. Madem bu istihbaratlar alınıyor, neden önlemler alınmıyor? Evet. Kendileri almıyorsa en azından yerel güç, yani şu an bu Taliban sorular güç. Önemli. Evet, Taliban'a istihbarat bildiriyor. Daha çok konuşacağız anlaşılan değil mi hocam tabii ki, bu konuyu? Konuşacağız çünkü burada hem Amerika'nın çekilmesiyle bölgeye bir kargaşanın devam edeceğini, bu korku verilmek isteniyor. İlk konuşmamda da bahsetmiştim. Onun için bölge ülkelerinin inisiyatifi çok önemli. Peki. Kendi aralarında. Bu inisiyatifi ele almadıkları zaman Türkiye ile beraber Afganistan ve bölge ülkelerinde daha çok şeyleri gebe olduğunu düşünüyoruz. Evet.